Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugün Serkan Kolcu abinin arabasıyla birlikteyiz. Kia Opus, çok fazla gördüğümüz bir model değil. Nadir araçlardan sayılabilir. Kia bunu 2003 ile 2010 yılları arasında üretmiş. 2007 yılında makyaj görmüş. Bizim aracımız 2006 model. Yani makyaj öncesi diye geçiyor. Şöyle dıştan, ön taraftan gördüğünüz gibi farlar Mercedes'e benziyor. Panjuru başka bir, yani daha önce görmedim ama Mercedes'e, farları Mercedes'e benziyor. Gel, yan tarafa doğru gelebiliriz. Arabanın boyutları oldukça büyük. Boyu 4.9 metre, genişliği de 1.8 metre. 1700 kilogram da ağırlığa sahip. Lastik jant ebatını size söyleyeyim. 225, 40, 16. Oldukça büyük yine jant lastiğe sahip. Araba E segmenti, yani üst segment diye geçiyor. Gördüğünüz gibi cam çerçevesindeki kromlar, kapı çıtasındaki, yine tampondaki birçoğu yerinde krom detaylar var. Kapıları falan oldukça büyük. E segmenti olduğu için, yani makam segmenti de diyebiliriz. Şu Gestun'undaki gördüğünüz form, genelde Amerikan araçlarında görmeye alışık olduğumuz bir tasarım. Ama Kia kendi aracına uygulamış. Şöyle arkasına doğru gelebiliriz. Yine arkada da pek alışkın olmadığımız bir tasarım var. Opus, burada model yazıyor gördüğünüz gibi. Kısaca motorlardan da bahsedeyim. 3 litre V6, 3,5 litre V6, 2 adet motor var makyaj öncesinde. 2007'den sonra da sadece bir tane motor üretilmiş. O da 3,8 litre V6. Bizim arabamız 2006 model 3,5 V6. 200 beygir, 300 Nm'de torka sahip. 5 ileri otomatik şanzımana sahip, LPG'li. Donanımı yazmıyor ama ruhsatında vardır. Onu da öğrenirim. Dıştan aracın tasarımı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi içine bakarız, arkasına bakarız. Motor ve bagajından sonra videomuzu bitiririz. İyi seyirler. Şimdi de gördüğünüz gibi aracın içindeyiz. Anahtarını şu şekilde göstereyim. Klasik, standart bir anahtarı var. Şöyle kumandası, bu orijinal mi abi? Orijinal. Uzaktan kumandasında. Anahtarla tümleşik değil, ayrı olarak yapmışlar. Burada da Kia yazıyor. Hani bu da orijinal olduğunun bir göstergesi. Araba dediğimiz gibi E segment, yani üst segment bir araba. Ona göre değerlendirelim. Kapısını çekiyorum. Kapılarımız gördüğünüz gibi hem elektronik hem de hafızalı. 4 camımız otomatik gördüğünüz gibi. Aynalarımız elektronik. Burada benzin deposunu ve bagajı açabileceğimiz tuşlar var. Şurada ibrelerin parlaklığı, far yıkama, sis farları. Şurada Mercedes'lerde olduğu gibi basmalı şu şekilde el freni. Buradan da geri bırakıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuradan da kaputunu açıyoruz. Direksiyon tuşlarının üstünde multimedyanın tuşları ve hız sabitleyicinin tuşları var gördüğünüz gibi. Kadranımız biraz koyu yapılmış, o yüzden pek gözükmüyor. Ben bunun detayını sonra sizlere özel olarak çekeceğim. Orta tarafa doğru gelelim. Gördüğünüz gibi orta büyüklükte bir ekran var. Dokunmatik değil. Şuraya basarak ekranda bu şekilde gezinebiliyorsunuz. Yol bilgisayarı gibi bütün verileri oradan ulaşabiliyoruz. Aynen. Orta tarafta şu şekilde gördüğünüz gibi hem kaset çalarlı hem CD çalarlı ve 6 tane CD değiştiricisi olan bir multimedya sistemimiz var. Çift bölgeli dijital klima, koltuklarda ısıtma, ESP'nin tuşu, araba oldukça dolu. Göğsün tasarımı da şu şekilde gördüğünüz gibi hani şapkalı tarz yapılmış. Hava menfezi ve ekran ve kadranlar o şapkanın altına gizlenmiş. Güneş gelse bile güzel bir görüş sağlar. Üst taraflar yumuşak malzemelerle kaplanmış. Hiçbir yerde sert plastik yok. Her yerde yumuşak bir doku var. Gördüğünüz gibi ahşap detaylara da yer verilmiş. Şurada şu şekilde bir gözümüz var. Gördüğünüz gibi göz değil de aslında hem çakmaklık hem de küllüğümüz var. Tertemiz, sigara içilmediği için. Şurada gördüğünüz gibi bir gözümüz var yine. Burada da bardaklığımız var. Kol dayamamızı görüyorsunuz. Şu şekilde ilk kademeyi açıyorsunuz. Şuradan da ikinci kademeyi açıyorsunuz. İçleri tabii ki halı kaplamalı. Gördüğünüz gibi şurada da soğutma var. Oldukça büyük ve güzel. Torpidomuza gelebiliriz. Kilitli, oldukça yine büyük bir torpidomuz var. Gördüğünüz gibi sonradan multimedya sistemi takmanız için özel olarak bunun yeri belirtilmiş. Şurada gördüğünüz tuş da bagajı kilitliyor. Anahtarla veya herhangi bir şekilde sonradan açamıyorsunuz. O tuştan açmadıktan sonra. Şurada gördüğünüz gibi bir göz var. Şurada da gördüğünüz var. Yine göz var. Gördüğünüz gibi her yer kaplamalı segmentinden dolayı. Sunroofumuz var. Perdesi manuel ama cam kendisi otomatik olarak açılıyor. Şurada da sanırım gözlüklük var. Evet. Aydınlatmalarımızı görüyorsunuz. Evet. Bu da şuna yarıyor. Bunu sol tarafa alıyoruz.
şu köşeden güneş gelmesin diye bunu da uzatıyoruz. Bu da buna yarıyor. Gayet düşünülmüş, üstüne çalışılmış bir araba. Gördüğünüz gibi hem aydınlatması olan hem de kapağı olan güzel de bir makyaj aynamız var. Ön taraf böyle aydınlatmalarımız falan var. Yine aynamız elektronik, otomatik kararan. Direksiyon, yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarımız var ve elektronik. Bakın şurada tuşu var gördüğünüz gibi. Yani şöyle bakın. Hafızalı değil ama elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk oturuş pozisyonunu değiştirebiliyorsunuz. Bu sürücünün konumuna göre ayarlı. Baş mesafesini görüyorsunuz. Yukarıda sunroof olmasına rağmen ve koltuk daha da aşağı indirilebiliyor. Baş mesafesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. 1.85'ten uzun insanlar bile sıkıntı çekmez. Diz mesafesinde de zaten sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Herhalde ön tarafla ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Şimdi bir de arkasına geçeriz. Yine detayları paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi aracın arka tarafındayız. Kapımızı kapatıyorum. Kapı oldukça büyük görüyorsunuz. Yani kapısı da oldukça tok, güzel bir ses veriyor. Kafalıklarda gördüğünüz gibi ekranlar var. Bu ekranlar Torpedo'nun içindeki multimedya sisteminden yönlendirilebiliyor. Videoyu izleyebiliyorsunuz. Yine gördüğünüz, dokunduğunuz her yerde bir yumuşak kaplama var. Hiçbir yerde sert plastik yok. Kapılarda tweeter ve hoparlörlerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi küllüğümüz var. Bunun içinde bile krom detaylar var. Yani oldukça detaylar güzel. Tabii ki 4 cam otomatik ve tek dokunuş. Yarım basışta komple iniyor. Yine ahşap detaylara ve krom detaylara yer verilmiş. Oldukça güzel. Yani oldukça şık duruyor. Araba biraz markasını bilmeseydim açıkçası Amerikan derdim buna. Yine şurada bir kapımızda göz var gördüğünüz gibi. Bu da oldukça kullanışlı. Şurada da bir kol dayamamız var. Bunu da açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bagaja erişim yok. 2 adet bardaklığımız var. İçini açtığımız zaman da bir 12 volt çıkışı, halı kaplama ve koltuk ısıtmanın, yani arka koltuklarda da ısıtma var. Onun tuşlarını görüyorsunuz. Oldukça detayları güzel. Yani şu ahşapların kalitesi falan oldukça güzel. Orta tarafa doğru gelelim. Orta tarafta da sıcaklığını ayarlayabildiğiniz, gördüğünüz gibi bir hava menfezi ve çakmaklık çıkışımız var. Şu koltukların arkasında cepler var, dergi veya herhangi bir şey koyabileceğiniz. Altında da dizler için oyuk yapılmış. Yine orası da sert, yani şoföre erişim yok. Diz mesafesini görüyorsunuz. Arabanın boyu 4.9 metre olduğu için, E segmenti olduğu için, makam için de kullanılmış, kullanılmak için tasarlandığı için oldukça büyük. Baş mesafesi yaklaşık bir 10 santim kadar var. Bakın şurada sunroof'un geldiği yer şu şekilde gözüküyor. Sunroof içine girdiği için, ama o bile tavan mesafesini basmamış. Şurada da aydınlatmayı görüyorsunuz. Kapı şey tutma kollarımız var askılıkla beraber. Bunlar da gayet güzel. Arkada hoparlörümüz var gördüğünüz gibi. Infinity yazıyor. Kemerlerimiz siyah değil, şu şekilde gördüğünüz gibi açık gri renkte. Evet, şaft tüneline de bakalım. Şaft tünelde yaklaşık 10 santim kadar. Yani önden çekişli bir araba için kabul edilebilir bence. Yani arkada 3 kişi rahatlıkla oturur. Genişliğe falan bakın, gayet güzel. Devam. Şimdi bagajına bakalım. Arka tarafta yine o Amerikan arabalarında gördüğümüz tasarım var. Bakın, krom plakanın etrafında krom bir parça. Ve geri vites aydınlatmaları yine plakanın yanında konumlandırılmış. Çoğu Amerikan arabasında da böyledir ya. Altında da bir tane tek çıkış, krom fazla abartılı olmayan bir motor var. Bagajımızı açalım. Şurada bir tane tuş var. Basarak kaldırıyoruz. Oldukça büyük ve ağır bir bagaj kapağı var. Mekanizmalı şekilde yapmışlar. Yani içeri katlanan herhangi bir kol yok. Ben bu tarzı seviyorum. Bagaj hacmimiz 440 litre. Oldukça geniş. Fazla derin değil ama oldukça geniş bir bagaj. Bir de halımızın altına bakalım. Şurada bir kaplama var. Burada da gördüğünüz gibi normalde yedek lastik olan ama şu an Prince marka LPG tankını görüyorsunuz. Simit. Oldukça güzel. Bagaj kullanışlı. Şuralarda askı yerlerine yer verilmiş. Şurada bakın bir adet aydınlatma ve hoparlör ses sisteminin haznesi var gördüğünüz gibi. Yine komple her yer kaplı tabii ki. Bagaj kapağı da dahil olmak üzere. Tamam. Motor bölmemizi açtık. Motordan buraya kadar gelmişken bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 3.5 litre V6, 200 beygir ve 300 Nm torka sahip bir araba var. Motor var daha doğrusu. Bu enine yerleştirilmiş bir V6. Turbosuz yani atmosferik.
şehir içi ve şehir dışı ortalama karma yakıt tüketimi 12 litre olarak gözüküyor. Ama kullanıcısıyla aslında ne kadar yaktığını konuşup sizlere daha detaylı bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi kaputun içinde bir kaplama var. İzolasyon için 2 adet amortisör var. Kaputu bunlar ayakta tutuyor. Kaput şu şekilde panjurla beraber açılıyor. Bakın oldukça büyük bir kaput. Ve motor haricinde her yeri plastikle kapatmışlar. Bakın şu bölmede mesela fren hidroliği var. Şunun altında akü var. İşte radyatör suyu, radyatör, direksiyon hidrolik yağı ve silecek yağı, silecek suyu. Yani siz bu gözüken kısımlardan sadece bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde Kia çok fazla elleme demeye çalışmış. O yüzden her yeri kapatmış. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir motor var. Motor şu şekilde ve şöyle duruyor motor. Sesi falan oldukça güzel. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi de sürüşüne geçtik. Serkan abi ve babamla birlikteyiz. Serkan abi, arabayı bu imkanı çekmeye imkanı sağladığın için teşekkür ediyoruz sana. Ne demek? Serkan abi yaklaşık 2-3 ay önce almış bu Opel'i. Oldukça nadir, bilinmeyen bir model. Serkan abi de herhalde sen böyle bilinmeyen, az bulunan arabaları seviyorsun. Aynen, evet. E segmenti oluşu beni cezbetti. Ve fiyatın uygun oluşu. Fiyat da uygun. Peki abi, 2020'nin Mayıs ayındayız. Mayıs ayının hatta sonları diyebiliriz. Bunların piyasası nasıl geçiyor? Yani sahibinden.com'da 60 bin lirayla 90 bin lira arası geçiyor. Bu 119 bin kilometrede olduğu için, en temizleri olduğu için, yani bu biraz kişiye özel bir araba. Yani, evet. Yani satılabilir, 70-80 o civarlarda olabilir. Piyasası rakamlar o civarda. Aynen. Tabii ki kondisyonuna bağlı. Aynen. Peki memnunsun abi mesela konfor? Gayet memnunum. Aldığıma pişman olmadım. Gayet başarılı. Sessiz, uzun, tam bir uzun yol arabası. Mesela aynı yıllarda üretilmiş A6'sı da var. Ama A6'ya göre konfor olarak daha başarılı diyorsun. Evet. Benim diğer arabada A6 2.0 TFSI var. Ona göre bunu çok daha beğendim. Çok daha başarılı konfor açısından. Yani sessizlik, yolda gidişi, evet. Hani süspansiyon, amortisör geometrisi. Kesinlikle. Bütün özellikleri açısından gayet başarılı ama şeyimiz ülkemizde pek nadir olduğu için, bilinmediği, evet, için öyle bir şeyler oluyor ama, evet, onlar benim açımdan sorun değil. Sorun değil. Doğru. Yani sonuçta arabayla ne hissettiğin önemli aslında. Kesinlikle. Otomatik 5 vites dedik. Evet. Bence kaç vites attırır şu an mesela? Vites geçişler falan gayet güzel. Hissetmiyoruz işte. Yani Audi'de de hissetmiyoruz ama burada da hissetmiyoruz. Yani. Bir sıkıntısı yok. Gayet otomatik şanzımanı başarılı. Başarılı. 3.5 litre 200 beygir V6 motor var. Motor da zaten herhalde yeterli geliyordur. Evet, gayet tatmin edici şu anda. Tatmin edici. Yakıt tüketimi yol bilgisayarına baktığımız zaman 20 litre gözüküyor. Ama bu sürekli şehir içinde ve kısa mesafede kullanılan bir araba. Bakın şu an 100 km ile gidiyoruz. 5. vites. 2250 devir civarında. Lastik sesi yok, motor sesi de yok. Biraz rüzgar sesi var ama, değil mi? Biraz şu cam fitillerinden rüzgar, evet, sesi var gibi. Biraz var, evet. Yani ama rüzgar sesi var dediğim, bu sessizliğin içinde küçük bir tını gibi bir şey, çok az. Oldukça gerçekten sessizmiş. Ben de ilk defa gördüm ve ilk defa da bindim yani. Kullanımı da herhalde kolaydır. Çünkü direksiyonu falan ben manevra yaparken elektrik destekli olduğunu fark ettim. Yumuşacık. Aynen. Araç E segmentte olduğu için konforlu, sürüşü de gayet başarılı. Peki ebat olarak biraz büyük ya. Şehir içinde falan sıkıntı çıkarıyor mu? 4.9 metre. Vallahi çok Afyon'da yaşadığımız için şehire çok girmiyoruz açıkçası. Diğer arabayla giriyoruz. Park edişlerde çok sıkışık şehirde. Tabii yaşanılır ama uzun yol aracı desek yeri daha var. Daha yani, doğru olur ha. Yani peki... Başka konforundan bahsettik, performansından bahsettik, piyasasından bahsettik. Peki almak isteyenlere önerir misin abi? Kesinlikle öneririm ama az tabii ki. Bulabilirsen diyorsun. Bulabilirseniz, evet. Sahibin... Yani sonuçta Kia olduğu için Kia servisi de var. Doğru.
yani internet çağı olduğu için bir parçası olduğunda internetten getirtilebilir. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı yaşamayacağımı zannetmiyorum. Yani inşallah da yaşamazsın. İnşallah yaşamayız. O yüzden öneririm yani, gayet tamam. Başarılı araba. Tamam, teşekkürler. Yani almak isteyenlere de buradan tavsiye edilir. Aynen. Bu fiyat bandında alınabilecek herhalde en mantıklı arabalardan biri o zaman. Yani bunun adı Audi olsaydı 400 bin liraydı bu. Doğru. Yani doğru. Öyle diyelim. Gerçekten bir, yani nasıl baba, vapur gibi gidiyor değil mi? Tekne gibi gidiyor yani, gerçekten güzel. Bu tırtıklardan falan bak, gerçekten çok güzel geçiyor. Yerden yüksekliği de gayet başarılı. Evet, 14 nokta küsur santim, 15 santime yakın yerden yüksekliği. Oldukça yüksek. Sanırım Kia'nın Amerika için ürettiği, Türkiye'ye de bir şekilde getirdiği Kia'nın bir model diye düşünüyorum. Çünkü Amerikan arabalarına bayağı bir benziyor, andırıyor. Tam bir aile arabası. Dediğim gibi içi falan da hani o kadar spor değil. Tam daha yani makam için gibi sanki. Evet. Peki arkadaşlar, daha da fazla uzatıp sizleri de sıkmayacağım. Bu arabayı görmüşken sizlerle çekmek istedik. Serkan abi de teşekkür ediyoruz. Müsaade ettik. Rica ederiz. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.